Öğretmenlerim merhaba, ben Hasan Sanlı. Şöyle başlayayım. Öncelikle hepimize kolay gelsin. Umarım bir daha bu videoyu izlemezseniz, yani bir daha bu koşullarda umarım karşılaşmayız arkadaşlar. İlk dileğim bu olsun. Şöyle başladı bu olay. Bizler öncelikle 7 iklim Türkiye genel deneme sınavlarının video çözümlerini yapmaya başlamıştık. Ve orada yapmış olduğum çalışma sonrasında birçok talep geldi. Hocam video ders çeker misiniz diye. Bu nedenle öğretmenim biz de böyle bir çalışmaya yapmaya hazırlık gençler kendimizi. Şunu da söylemek gerekiyor burada. Birçok gençler biliyorsunuz ki video dersler zaten YouTube'da var arkadaşlar. Keza bu da onlara benzer bir şey olacaktır. Bunun kaçarı yok. Burada şunu düşünüyorum her zaman. Acaba oradakilerden farklı ne yaparsak daha çok katkı sağlarız? Bunun sorusu üzerinden gençler. Ekstra çalışmalar yapmayı planlıyoruz ve bu da gençler sizler aslında süreç içerisinde destek olan unsurlar olacaktır arkadaşlar. Anlatabildim mi? O nedenle öğretmenlerim, diğer arkadaşlarım da keza işte başka platformlarda benzer çalışma yapıyorlar. Biz de öğretmenlerim benzer bir çalışmayla başlayıp daha sonra artık farklı şeyler yapmayı da planlıyoruz gençler, öyle söyleyeyim size. Ben size burada rehberlik dersi anlatacağım. Rehberlik ve özel eğitim dersi anlatacağım. Şöyle öğretmenlerim, rehberlik ve özel eğitim dersini şöyle anlatmayı planlıyorum. Normalde standart bir ders anlatım şekli vardır. Konu sıralaması aynıdır, örnekler çok benzerdir gibi. Ben ise öğretmenlerim bunu biraz daha farklı olsun diye olabildiğince gündelik hayata biraz daha bağlantılar kurmaya çalışacağım. Hatta öğretmenlerim kendi eğitim sürecimizden bahsedeceğiz, tamam mıdır? Kendi eğitim sürecimizde ne olmuş, ne olmamış, ne eksik kalmış, ne gedik kalmış, ne fazla olmuş olduysa bunları da konuşacağız arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir ders olur. Ben bu işe şöyle bakıyorum. Yani eğlenelim diye bakıyorum arkadaşlar. Eğlenirken de öğrenelim diye bakıyorum öğretmenlerim. Umarım benim de katkım böyle bir şey olur arkadaşlar. Ama söyleyeyim. Genelde rehberlik ders anlatırken şöyle dönüt oluyor. Başlıyorum derse. Diyor ki bir tane öğretmen arkadaşım, meslektaşım. Ya hocam diyor, bizim okulda böyle değildi ya diyor. En baştan söyleyeyim arkadaşlar. Doğru söylüyorsun. Değildi. Biz burada olması gerekenleri ifade etmeye çalışırız arkadaşlar, tamam mıdır? O halde öğretmenlerim, rehberlik ve özel eğitim dersimizde başlayalım. Ortalama 11 tane sorunun geldiği bir alandır arkadaşlar ve eğitim bilimlerinin aslında son 10-11 soruluk kısmını ifade etmektedir. Şöyle öğretmenlerim, rehberlik dersi çok zor bir ders değil. Öyle söyleyeyim size en başta. Yapmaz gereken sadece şu, teknik bilgileri bileceksiniz, neyin nerede olduğunu bileceksiniz ve soru üzerinden gençler öğrendiğiniz bir derstir. Ben hep rehberlik dersini şöyle tanımlarım. Bu da üniversite hocamın tanımlaması aslında. Şöyle derdi. Rehberlik dersi bir kadına benzer. Yani ilgilenmezsen ilk elden seni bırakırlar arkadaşlar. Bu nedenle bu dersi öğrendikten sonra ortalama 305 soru çözdükten sonra öğretmenlerim, ara ara soru çözmeniz gereken bir ders olacaktır. 300-500 tane soruyu görmeden de rehberlik dersini gençler öğrenemezsiniz. Ama iddia ediyorum öğretmenlerim, benim dediğimi yaparsanız inanın ki sınavda rehberlik dersinden soru kaçıracağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. O halde hepimize kolay gelsin. Hadi bakalım. Rehberlik. Şöyle bahsedeyim dostlar. Rehberlik deyince aklımıza ne geliyor? Böyle çok böyle hani gündelik düşünebilirsiniz. Rehberlik deyince. Serkan, sence ne geliyor aklına? Bir de Serkan Manavgatlı şimdi. O neden turizm bölgesi. Herhalde rehber deyince aklına turist rehberleri falan geliyor değil mi? Aslında doğru, şöyle doğru gençler. Bu tanımlama doğru aslında. Onlar da benzer iş yapıyor. Şimdi biz de Antalya'dan geldik buraya. Şöyle öğretmenlerim, rehber ne yapıyor, turist rehberi? Gidiyor sana değil mi? Bulunduğu bir bölgeyi anlatıyor. Buradan gidersen buraya varırsın, buradan çıkarsan buraya gidersin gibi bir işlem yapıyor arkadaşlar. Doğru değil mi? Seni ne yapıyor? Doğru alana doğru bir yönlendirmeye çalışıyor. Aynı şeyi biz yapıyoruz arkadaşlar. Ancak farkımız şu, onlar örneğin ayaklarını Aspendos Antik Tiyatrosu'na basıyor. Biz öğretmenlerim ayaklarımızı okula, yani eğitime basıyoruz. Yani dostlar, kastettiğim şey bizim için eğitim içerisindeki rehberlik hizmetleridir. Eğitim. Eğitim öğretmenlerim kendi içerisinde birincisi yönetim hizmetleri bulunmaktadır. İkincisi öğretmenlerim öğretim hizmetleri bulunmaktadır. Ve üçüncüsü öğretmenlerim de önemli, öğrenci kişilik hizmetleri bulunmaktadır arkadaşlar.
Şimdi dostlar, bundan sonra öğrenci kişilik hizmetlerini kısaltacağım. ÖKH diye yazacağım. Siz de ÖKH'yi gördüğünüzde aklınıza evet, öğrenci kişilik hizmetleri gelsin arkadaşlar. Şimdi dostlar, yönetim, öğretim ve ÖKH. Hadi bakalım burada bir soruyla başlayalım. Soruyu sen dinle Serkan. Soru şöyle. Ortalama hesap edelim. 4-5 yıl ilkokul, 4 yıl işte ortaokul etti 8. 4 yılda lise etti 12. 4 de en az üniversite etti 16. Bir de okul öncesi varsa 16-17 sene falan. 16-17 yıldır bu ülkede eğitim aldık arkadaşlar. En az her birimiz. Almış olduğumuz eğitim çağdaş bir eğitim mi yoksa geleneksel bir eğitim miydi? Çağdaş eğitim aldım diye iddia eden var mı arkadaşlar? Serkan, senin çağdaş mıydı, geleneksel miydi? Çağdaş bir eğitim mi aldın yoksa geleneksel bir eğitim mi aldın? Bilmeye gerek yok ya. Sence çağdaş mıydı, geleneksel miydi? Senin de söylemiş olduğun gibi şu an bizi izleyen herkes kendi eğitiminin geleneksel olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakalım gerçekten de öyle mi öğretmenlerim? O soruya cevap vereceğiz, tamam mıdır? Bu sorunun aslında cevabı şu. Eğer bir eğitim, bak ama rehberlik anlamında, program gelişme değil, rehberlik anlamında bir eğitim sadece öğretim ve yönetimden oluşuyorsa, yani öğrenci kişilik hizmetleri yoksa biz buna gelenekseldir yorumunda bulunacağız. Ancak artık buraya öğrenci kişilik hizmetleri dahil olmuşsa, yani öğrenci kişilik hizmetleri varsa biz buna rehberlik anlamında çağdaştır yorumunda bulunuruz arkadaşlar. Tamam mı öğretmenlerim? Bu bir tane sorumuz olsun. Daha sonra çağdaş mıyız, geleneksel miyiz beraber bulacağız arkadaşlar. Peki yönetim ne iş yapar diye sorduğumda şu an beni izleyenler yönetir diye olabilir. Harikasın, güzel bir yorum bu da. Evet, yönetim gençler bizim için en temelde okulun araç gerecini temin edendir. Değil mi? Araç gereci temin edendir. Okulda kuralları işletendir arkadaşlar. Kuralları işletendir. Falan falan falan. Şu an benim burada bir işim yok. Burası rehberliğin son dersi, örgütleme dersine tekrar kim ne iş yapıyor ele alacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kuralları işletir. Gerçekten yönetim öyle mi yapıyordu? Hatırlıyorum ben şimdi. Benim memleket Burdur. İşte Ankara gibi soğuk orası da kışları. Ondan sonra ben de böyle tam böyle lisedeyim falan. Okula giderken ki bizim o dönemde şey vardı, böyle saçlarımızın modeli şuydu. Sabahleyin kalkardık bir kilo jöleyle. Saçları böyle tek tek böyle jölelerdik, şöyle sivri yapardık. Yani bildiğin diken gibi kafa falan. Düşün yani, benim tipi öyle. Ondan sonra tam böyle okula giderken, girerken bir tane hocamız vardı. İsmini yad edelim burada, Tahir Hoca diye. Beni görür görmez çağırırdı kışın o soğuğunda. Sen gel buraya derdi. Giderdim yanına. Ben o kışın soğuğunda dışarıda bir tane su akardı okulda. O suyun içerisine kafamı sokar ve yıkardı. Bak ne yapıyor? İşte kuralları koyuyor, kuralları işletiyor arkadaşlar. Bir de aramızda kalsın, o dönem bir sevgilim vardı. İsmini şimdi söyleyemem. Evet, ona da diyordu ki bak kızım eteğini kıvırma diye. Ne yapıyordu gençler? Kuralları işletmişti. Şu an benim burada bir işim yok. Geldim öğretim boyutuna. Öğretim. Bak şimdi. İsminden çıkar. Öğretim. Biz çocuklara nerede öğretiyoruz? Sınıfta. Nasıl? Derste. Örneğin matematik dersinde öğretmen ne yapıyor? Matematiği öğretiyor. Türkçe dersinde Türkçe öğretiyor. Yani öğretim deyince aklımıza unutmayın dersler gelsin. Dersler, tamam mıdır? Kastettiğim şey ne? Akademik donanımdır. Tamam mıdır? Akademik donanımdır. Dostlar unutmayın ha, bak bu dersler cümle sözcüğü gençler sana bir tane soru çözdürecek, tamam mıdır? Öğretim deyince aklımıza ne geliyormuş? Dersler geliyormuş arkadaşlar. Geldik şimdi öğrenci kişilik hizmetlerine. Benim işim gücüm öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgilidir. Öğrenci kişilik hizmetlerini adınız gibi bilmek zorundasınız. Bunu unutmayın diye şöyle kodlayalım. ÖSS sor diye kodlayacağız, tamam mıdır? ÖSS sor diye kodlayacağız. Bak 5 parmak, başı Ö, sonu R, ortası S arkadaşlar. ÖSS sor. ÖSS soracak, biz cevaplayacağız. O halde ÖSS sorun Ö'sü 1. Birincisi özel eğitim ve özel yetiştirme.
yazalım. Özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri. Evet, ikincisi öğretmenlerim, buyurunuz. S, sağlık hizmetleri. İkincisi, sağlık hizmetleri. Sağlık hizmetleri. Evet, üçüncüsü öğretmenlerim de sosyal yardım hizmetleri. Sosyal yardım hizmetleri. Evet, dördüncüsü sosyal ve kültürel hizmetler. Sosyal ve kültürel hizmetler, kısalttım. Ve beşincisi, ÖSS sorun R'si, rehberlik ve evet, psikolojik danışmanlık hizmetleridir arkadaşlar. Tamam mıdır? ÖSS sor diye kodladık gençler. Hadi bakalım, herkes bir benimle tekrar etsin. Bir, söyle. Özel eğitim ve özel yetiştirme. İki, sağlık hizmetleri. Üç, sosyal yardım hizmetleri. Dört, sosyal kültürel hizmetler. Ve beşincisi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri olmuştur arkadaşlar. Allah'ın hakkı üçtür. İki kere tekrar ettik. Bir kere daha. Bu sefer siz söylüyorsunuz. Bir, güzel. İki, üç, dört ve beşincisi, buyurunuz, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri oldu arkadaşlar. Geldi soru, bak şimdi, şıklar A, B, C, D, E. Soru şöyle, öğrenci kişilik hizmetlerinin merkezinde, çekirdeğinde bulunan hizmet hangisidir diye sorarlarsa, sorumuzun doğru cevabı rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri olmuştur arkadaşlar. Şimdi dostlar şöyle yapalım. Bunları tek tek anlatmaya başlayalım, tamam mıdır? Olabildiğince derzi kısa anlatacağım. Ben gençler kısa anlatma taraftarıyım, tamam mıdır? Çok fazla cümle kurarım ama bizim işimiz arkadaşlar sınav. Sınavda aslında en kısa yoldan doğruyu buldurtmak için olabildiğince kısa anlatacağım arkadaşlar. O halde buyuruyoruz, birincisi. Bir, özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri. Şimdi dostlar, ÖSYM bugüne kadar A şıkkı özel eğitim, B şıkkı özel yetiştirme diye ayrı ayrı şıklarda sormadı arkadaşlar. Ama sorabilir, tamam mıdır? O nedenle ben de size bunları ayrı ayrı anlatacağım. Daha sonra size bir test tekniğiyle gençler olayı çözmeye çalışacağım. Test tekniğini buraya alacağız birazdan. Özel eğitim ve özel yetiştirme. Öncelikle özel eğitimle başlayalım arkadaşlar. Özel eğitim, 3 tane tanım yapayım, bir tanesini alayım. Özel eğitim, akranlarından, dikkat, anlamlı ölçüde farklılığı olan bireylere sunulan eğitimdir. Bak, anlamlı ölçüde farklılığı olan. Örneğin diyelim ki, bizim Ahmet Şen arkadaşlar matematikte üstlü sayıları öğrenmemiş. Bu durumda anlamlı ölçüde bir farklılık mıdır? Değildir. Tamam mı öğretmenlerim, dikkat edin. Anlamlı ölçüde farklılığı olan bireylere sunulan eğitimdir. 2. Özel eğitim, sen ben gibi normal gelişim gösteren bireylerin dışındaki bireylere sunulan eğitimdir arkadaşlar. Tanım 3. Özel eğitim, özel kişilere, kim onlar bir say bakayım bir. Özel kişilere, otistik, Down sendromu, zeka geriliği, öğrenme güçlüğü gibi özel kişilere özel bir yerde, örneğin rehabilitasyon merkezlerinde, özel bir plan program dahilinde, örneğin bireyselleştirilmiş eğitim programı dahilinde, özel kişilerce, yani özel eğitim uzmanlarınca verilen eğitime özel eğitim adı verilir arkadaşlar. O halde tanımın bir tanesi yazalım. Özel kişilere özel kişilerce özel bir yerde özel bir plan program dahilinde evet, sunulan eğitimdir arkadaşlar. Sunulan eğitim
olmuştur öğretmenlere. Şöyle burayı şekillendirelim. Bir bakın buraya bir. Şöyle olsun öğretmenlerim. Burası bizim için normal gelişim gösteren bireyler olsun arkadaşlar. Normal gelişim gösteren bireylerin dışındaki bireylere sunulan eğitim özel eğitimdir. Yani şuralara sunmuş olduğumuz eğitim buyurunuz özel eğitimdir arkadaşlar. Özel eğitimdir. Hadi bakalım kimdi bunlar? Söyleyin bir tanesini. Mesela anlıksal yeti eğitimi bulunanlar. Anlıksal yeti eğitimi bulunanlar. Ne demek bu? Zeka geriliği demektir. Örnek tam tersi olsun. Üstün zekalılar, değil mi? Üstün zekalılar. Örnek Down sendromlu, otistik, öğrenme güçlüğü bulunanlar, öğrenme güçlüğü bulunanlar, konuşma bozukluğu bulunanlar, görme, işitme, ortopedik engelliler gibi kişilere sunulan eğitim bizim için özel eğitim olmuştur arkadaşlar. Tamam mıdır? Peki, iki tane soruyu burada soralım arkadaşlar. Soru bir. Evet, cevap vermeyin gençler, bekleyin, tamam mıdır? Soruyu soracağım, cevap verin deyince verin. Soru bir. Evet, özel eğitimli bireyin sağlık durumuna dair tanılamayı kim yapar? Hadi şıkta verelim. A. RAM, Rehberlik Araştırma Merkezi. B. Okul Rehber Öğretmeni PDR'ci. C. Sınıf Rehber Öğretmeni. D. Aile. Hatta müdür olsun. Müdür önemli. Müdür olsun. Evet, ve öğretmenlerim E şıkkı da, evet, o da sağlık kuruluşu olsun. Evet, cevap nedir? Özel eğitim bireyin sağlık durumuna dair tanımlama derlerse, bu durumda sorunun doğru cevabı, yanlış söyledim, RAM değil, sorunun doğru cevabı sağlık kuruluştur arkadaşlar. Bakın dikkat edin, sağlık durumuna dair tanımlama dedik arkadaşlar, öyle değil mi? Ha, yani şunu ifade ediyor, depli bir çocuğun dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun olduğunu ancak sağlık kuruluş tanımlayabilir. Tanılayabilir. Bu nedenle öğretmenlerim cevap sağlık kuruluştur. Ha, soru değişti. Bunu sordu ÖSYM'e. Soru 2. Özel eğitimli bireyin hangi ortamda eğitim alacağına dair tanılama derlerse işte bu durumda sorumuzun doğru cevabı RAM olacaktır. Yani Rehberlik Araştırma Merkezi olur arkadaşlar. Tamam mı öğretmenim? Kritik ve güzel bir soru. Şimdi dostlar geçtim yan tarafa. Bizler çocukları hangi ortamda eğitim veriyoruz? Buna geçtik, beraber bakalım arkadaşlar. Buyurunuz, şuraya yazdım. Hangi ortamda eğitim verilir? Hangi ortamda eğitim vereceğimize kim karar verirdi? Rehberlik Araştırma Merkezi karar verirdi. Yani RAM karar verirdi. Hangi ortam? Ya ayrıştırma ortamlarıdır. Ya da öğretmenlerim buyurunuz, kaynaştırma ortamlarıdır arkadaşlar. Ayrıştırma ve kaynaştırma. Şimdi dostlar, her bireyin, bak önemli bu, her bireyin akranları ile birlikte akranları gibi eğitim alma hakkı vardır. Peki ben bunu nasıl sağlarım? Sorusunun cevabı kaynaştırmayla sağlarım. Yani özel eğitimli bir öğrenci alırım, normal gelişim gösteren öğrencilerle birlikte eğitim veririm. İşte biz buna kaynaştırma eğitim deriz. İşte öğretmenlerim, kaynaştırma eğitim bu nedenle bizim için en az kısıtlayıcı ortamdır arkadaşlar. Bak, sorularda, soruların altında, üstünde, sağında, solunda
En az kısıtlayıcı ortam diyorsa yapıştırın sorunun cevabı mucuk kaynaştırmadır arkadaşlar. O halde buyurunuz, kaynaştırma en az kısıtlayıcı ortamdır arkadaşlar. Yani o ortam okul, yani sınıf ortamıdır. En çok kısıtlayıcı ortam ise ayrıştırma, ki örneğin bazı bireyler vardır ki maalesef okulda eğitim alamayacak bir problem vardır. Hatta bunun en üst düzey gençler hastane dışında yaşayamayan bireylerimizdir. Onlar da en üst ayrıştırma, yani en çok kısıtlayıcı ortama maruz kalan bireylerdir. Ayrıştırma adı üstünde normal gelişim gösteren bireyler ile göstermeyen bireylerin tamamen farklı ortamlarda eğitilmesidir. Tamam mıdır? Tamamen farklı ortamlarda eğitilmesidir. Farklı ortamlarda eğitilmesidir. Mesela öğretmenler, örnek vereyim. Farklı ortamlar. Bilim sanat merkezleri, bilisamlar, üstün zekalı çocukların eğitim aldığı bir yerdir. Örnek, rehabilitasyon merkezleri. Rehabilitasyon merkezleri. İşitme, görme engelli çocukların bulunduğu yerler. OÇEM, otistik çocukları eğitim merkezi gibi yerler bizim için ayrıştırma ortamları olmuştur. Kaynaştırma ise normal gelişim gösteren bireyler ile göstermeyen bireylerin, aslında öğretmenlerin, birlikte eğitim almasını ifade etmektedir. Yani buradaki bireyler ile bunların gençler beraber eğitim aldıkları yerlerdir. Yani bunlar bir, tam zamanlı kaynaştırma olabilir. Nasıl yani? Aynı arkadaş akranı gibi sabah 8 akşam 5 derslerde de teneffüslerde de birlikte eğitim aldıkları yerdir. İkincisi yarı zamanlı. Bazı kaynaklar kısmi zamanlı derler. Burada ise bazı derslerde ayrı, bazı derslerde beraber. Özellikle sosyal etkinlik içeren derslerde birlikte eğitim almaya çalışırlar. Evet, ya da öğretmenim şöyle söyleyeyim. Diyelim ki normal gelişim gösteren birey ben olayım. Göstermeyen birey, atıyorum işte Bülent abi olsun. Evet, Bülent abi böyle demek tabii ayıp olur ama olsun demiş olduk ya. Kızmaz o bize. Şöyle ne yaptık gençler? Bazı derslerde onunla beraber eğitim aldık. Bazı derslerde o özel alt sınıf kaynak odası gibi yerlerde eğitim görmesidir arkadaşlar. Bu da yarı zamanlıdır. Evet, bir de öğretmenlerim sadece yöntem olarak söyleyeyim, o da tersine kaynaştırmadır. Ne bu? Tam tersi. Normal gelişim gösteren bireylerin bulunduğu sınıfa özel eğitimli öğrenciyi koymuyoruz. Tam tersi, normal gelişim gösteren Hasan'ı özel eğitimli öğrenciler içerisine koyarsak bu da tersine kaynaştırma olmuştur arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani yöntemin tam tersidir. Çok fazla kullanılmaz. Bu nedenle öğretmenlerim sadece yöntem olarak bile bilirsiniz. Şimdi dostlar, bunu söylemişken şuraya da anlatayım arkadaşlar. Özel eğitim başlığını ayrı anlattım ki zaten bizim için özel eğitim başlığı da daha sonra anlatacak olduğum bir başlık. Tekrar buraya geri döneceğim. Şimdilik bu kadar bize yeterlidir. Geldik özel yetiştirme başlığına. Bunu da anlatalım öğretmen. Kolay bu. Kolay bu. Özel yetiştirme başlığı. Kolay öğretmenlerim bu. Özel yetiştirme. Şöyle öğretmenlerim. Evet, bireylerin akademik eksikliğini gidermek ya da ilgi, istek, yeteneklerini desteklemek için kullanılan çalışmalardır. Tamam mıdır? Bireyleri evet, desteklemek için genelde akademik anlamda yapılan çalışmalardır. Örnek, mesela şu an var ya okullarımızda, değil mi? Hafta sonu kursları, ne deniyor onlara? Destek kursları, öyle bir şey deniyor ya. Hafta sonu kursları. Olur mu? Etüt çalışmaları. Evet, bunlar gençler bizim için özel yetiştirme olmuştur arkadaşlar. Evet, geldim öğretmenlerim. İkincisi sağlık hizmetleri. Sağlık hizmetleri. Doğrudan örnek vereceğim arkadaşlar. Sağlık hizmetleri bireyi topluma sağlıklı bireyler yetiştirmek için yapılan çalışmalardır. Örnek aşı, mediko hizmetleri. Doğru mudur?
Ondan sonra revir çalışmaları veya il sağlık müdürlüğünden bir ekip geldi. Çocuklara korona hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Bizim için sağlık hizmetleridir. Üçüncüsü öğretmenlerim, sosyal yardım hizmetleri. Daha çok öğretmenlerim bu, evet, maddi özel yapılan desteklemelerdir. Örneğin kredi, burs, ücretsiz ulaşım, ulaşım indirimi, değil mi? Ulaşım indirimi, evet, kıyafet vardı bizim zamanımızda. Şöyle gri montlar vardı. Hatta şu yakaları şöyle polarlı montlar falandı bu. Sümer Bank'ın ürettiği montlar. Evet, kıyafet yardımı. Bu da geçti bizim için sosyal yardım. Tabii en popüleri ne? Odun kömür makarna. O da var değil mi? Evet, dört. Dördüncüsü sosyal kültürel hizmetler. Bu bize çok. Bunu gençler serbest zaman diye kodlayabilirsiniz. Bireylerin serbest zamanını verimli değerlendirmesi için kullanılan çalışmalardır. Boş zamanla. Ki zaten biz öğretmenlerin bunu çok iyi biliriz. Mesela biz öğretmenler bir şehre gittiğimizde önce o şehrin müzesini gezeriz. Kütüphanesinde hangi yapıtların olduğunu tek tek araştırırız. Bunun yanında tiyatro, opera, bale bizde doludur. Doğru mudur? Ha, bunun yanında piknikmiş, bahar şenliğiymiş, onlar da olabilir arkadaşlar. Bahar şenliği, konser, tiyatro ve milli gururumuz piknik. Doğru mudur? Bu da gençler bizim için sosyal kültürel hizmetler olmuştur arkadaşlar. Beşincisi ise rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri arkadaşlar. Şimdi dostlar, evet, buraya kadar konuştum öğretmenlerim. Beşinci madde bizim için aslında rehberlik dersinin yer aldığı maddedir. Bu nedenle burası çok önemli arkadaşlar. Size burada 7 tane madde yazdıracağım. Yazdırmış olduğum maddeler bugüne kadar çıkmış ve çıkabilecek olan soruları barındırıyor arkadaşlar. Ne zaman? Reklamlardan sonra. O halde bir sonraki derste görüşürüz. En az 3 soru. Bekleyin, geliyor.